Esenlikler, videoya başlamadan önce ufak bir duyurum var. Artık Twitter ve Instagram'ı da aktif bir şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Yorumlara sabitlediğim sosyal medya hesaplarından da beni takip ederek gündem ve tarih hakkında yazdığım flutları okuyabilirsiniz. Başlayalım. İran pek çok tarihsel gelişmeye sahne olmuş ve en eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Selçuklu Devleti'nin İran'ı Türkleştirmesinden ve Türk siyasi otoritesine almasından sonra bölgede irili ufaklı çok fazla Türk devleti kurulmuş, İran coğrafyasına iz bırakan önemli Türk devletlerinden biri de Safevi Devleti olmuştur. Devlet adını Erdebil merkezli Safeviye Tarikatı'nın piri Şeyh Safiyüddin'den almıştır. Başlangıçta bir tarikat olarak ortaya çıkan Safeviler ilerleyen çeşitli politik ve askeri süreçlerle beraber bölgede siyasal birliğini sağlayan bir hanedana dönüşmüştür. Ancak konuya giriş yapmadan önce tarikat nedir bunu biraz konuşmalıyız. Tarikat kelime anlamı olarak yol, öğreti gibi anlamlara gelmektedir. Genellikle zaten toplum genelinde kabul görmüş bir dinin farklı yorumlanmasıyla ortaya çıkar ve zamanla tamamen farklı bir dine dönüşebilir. Örneğin Hristiyanlık aslında Yahudi dininin farklı yorumlanmasıyla ortaya çıkmış bir tarikat iken daha sonra din haline gelmiştir. Veya tarikat mevcut genel kabul gören bir dine paralel olarak da ortaya çıkabilir ki bu olduğunda eğer tarikat yeteri kadar büyüyebilirse biz buna din diyoruz zaten. Ayrıca tarikatlar doğası gereği politiktir çünkü topluma teolojik zemin üzerinde kurallar ve cezalar dayatacağı için bu tarikatlara mensup olmaya başlayan bireyler mevcut toplumsal kurallar ve yasalardan sıyrılarak tamamen tarikatın kurallarına bağımlı olmak zorunda kalacaktır ki bu da tarikatın kurulduğu coğrafyada bir devlet varsa onu doğrudan tehdit edecektir. Ya da tarikat ayakta kalmak istiyorsa ya devleti yenip kendisi devlet olmalıdır ya da mevcut devletle işbirliği içerisine girmelidir ki Safeviye tarikatını ve Safevi devletini anlatırken bunun örneklerini tarihsel süreç içerisinde zaten anlatmış olacağım. Safeviye tarikatı İran'da Türkmen şehirlerinin ön planda olduğu 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Azerbaycan'ın Erdebil şehrinde kurulmuştur ki Türkmen şehirlerinin ön plana çıkışını sağlayan medreselerin temelini de büyük ölçüde atan kişi Emir Timur'dur. Bundan dolayı Timur'a kafir Timur demek abesle iştigaldir. Daha önce de belirttiğim üzere tarikatı adını veren Şeyh Safiyüddin başlangıçta Sunni mezhebine bağlıydı ki bu da çok normaldir çünkü 13. yüzyılda bölge Sunnilik etkisi altındadır. Şeyh Safiyüddin Erdebilli yandaşları tarafından Türklerin piri yani Türklerin lideri olarak çağrılmaktadır. Bugün pir ünvanı her ne kadar tarihte Kürtler ile ilişkilendirilmeye çalışılsa da aslında Fars kültüründen gelmektedir. Türklerin bu ünvanı kendi tarikatları içinde kullanması çok normaldir. Çünkü Türklere başlangıçta İslam'ı öğreten Araplar değil Farslardır ki bugün dahi biz Arap değil Farsça dini terimleri kullanmaktayız. Gilan şehrine giderek dini bilimler ile ilgili derslerini tamamlayan Safiyüddin, Şeyh Gilani'nin kızıyla evlenmiştir. Şeyh Gilani'nin ölümüyle beraber tekkerin başına geçmiş, Türk ve Moğol sultanlarının desteğini alarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu faaliyetlerle birlikte Safiyüddin'in ismi yayılmış, tarikat Safeviye olarak anılmaya başlanmıştır. Şeyh Safiyüddin'in ardından sırasıyla Şeyh Sadreddin ve Hacı Ali tarikatın başına geçmiştir. Bu dönemde Emir Timur tarikatı güvence altına almıştır. Şeyh Sadreddin tarikatını daha geniş bir topluluğa ulaştırmaya çalışmıştır. Tarikat Şeyh Cüneyd'e kadar Sunni mezhebine bağlı kalmıştır. Lakin Şeyh Cüneyd zamanında tarikat Şii mezhebini benimsemeye başlamıştır. Şeyh Cüneyd müritlerini silahlandırmaya başlamış, tarikata bağlı silahlı ve kalabalık bir mürit topluluğu ortaya çıkmıştır. Tarikat merkezi adeta askeri bir ordugaha dönüşmüştür. Şeyh Cüneyd kendi ordusuna sahip olmakla beraber bulunduğu bölgede yeni bir politik siklet merkezi yaratmıştır ki Şiiliğe dönmesi de çok normaldir çünkü bölgede artık Şii mezhebi daha güçlüdür. Eğer ordu kurmak istiyorsan çoğunluğun desteğini almak zorundasın. Şeyh Cüneyd artık devletleşmek istemektedir. Fakat bu durum Azerbaycan'a hakim olan Karakoyunlu Devleti Sultanı Şah Cihan'ı rahatsız etmiştir çünkü tarikat artık mevcut devleti tehdit etmeye başlamıştır. Şah Cihan'ın baskılarından sonra Erdebil'den ayrılıp Diyarbakır'a giden Şeyh Cüneyd burada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından karşılandı. Uzun Hasan'ın kız kardeşiyle evlenerek nüfuzunu arttırdı ki Akkoyunluların sultanı Uzun Hasan'ın Şeyh Cüneyd'le ittifak kurması çok normaldir. Burada düşmanımın düşmanı benim dostumdur durumu söz konusuydu. Şeyh Cüneyd Şii bağlarını potansiyel bir güç haline dönüştürmüştür. Buradaki Türkmen aşiretlerini kendi etrafında toplamaya başlar. Topladığı güce güvenen Şeyh Cüneyd 1459-1460 yıllarında Şirvan Şahlar üzerine yürüdü. Bunu gören Şirvan Şah hükümdarı 1. Halilullah Karakoyunlu hükümdarı Şah Cihan'dan yardım ister. 1460 yılında Karakoyunlu Şirvan Şah Birleşmiş Kuvvetleri tarihe Samur Savaşı olarak geçen savaşta Şeyh Cüneyd'i mağlup etti ve Şeyh Cüneyd savaş meydanında öldürüldü. Müritler oğlu Haydar'ın etrafında toplandı. Dayısı Uzun Hasan tarafından Erdebil'e yerleştirilen Haydar müritlerine 12 dilimli üzerine beyaz bir tülbent sarılan sürahi biçiminde kırmızı bir taç giydirmiştir. Kızılbaş terimi de buradan gelir. Zaten dayısının kızıyla evlenen Şeyh Haydar Akkoyunlu yönetimiyle bağlarını güçlendirmiştir. Artık Safeviler Akkoyunlu hanedanına akrabadır. Lakin Uzun Hasan'ın Otlukbeli Savaşı'nda Fatih Sultan Mehmed'e yenilmesinden sonra Akkoyunlu Devleti İran'da nüfuzunu kaybeder. İran'ın karışık durumundan faydalanmak isteyen Şeyh Haydar 1488 yılında Şirvanşahlardan Ferruh Yeser'e karşı sefer başlatmış. Şirvanşahlarda Akkoyunlu Sultanı Yakup'tan yardım istemiştir. Safevi tarikatının fazla güçlendirilmesi güçlenmesinden rahatsız olan Akkoyunlular bu defa Şirvan Şahları desteklemiş ve Şeyh Haydar'ı savaşta mağlup etmişti. Başı kesilen Şeyh Haydar'ın kafasının Tebriz'de gezdirildiği ve köpeklere atıldığına dair rivayetler mevcuttur. 1488 yılında Şeyh Haydar'ın Şahdağ Savaşı'nda öldürülmesi üzerine tarikat liderliğini onun büyük oğlu ve Şah İsmail'in ağabeyi olan Sultan Ali aldı. Lakin zaman intikam devri değildi. Tarikat o kadar güçlü değildi. Ali Akkoyunlu'daki taht çekişmelerini fırsat bilerek Akkoyunlu Sultanı Rüstem'e yardım etti. Ve taht çekişmelerinin sonucunda Sultan Rüstem galip çıktı. Safeviler kendi destekledikleri adamı sultan yaparak tekrar politik güç elde etmiş oldu. Lakin daha sonrasında Erdebil'deki Safevi tarikatının güçlenmesinden korkan Sultan Rüstem, Sultan Ali ve ailesine suikast düzenler. Suikast başarısız olur. Sultan Ali ve ailesi bulunduğu yerden Erdebil'e doğru yola çıkar. Lakin Sultan Rüstem onları takip etmesi için 5000 kişilik süvari birliği yollar. Savaşın kaçınılmaz olduğunu gören Sultan Ali, ailesini Erdebil'e gönderip kendisi ise savaşmak için geri döndü. 1494 yılında Şemesi Savaşı'nda mağlup oldu ve öldürüldü. Akkoyunlu Sultanı Sultan Rüstem 1494-1495 yıllarında Erdebil'deki birçok Safevi müridini ve Sultan Ali'nin bütün aile üyelerini öldürdü. Safevi tarikatını yok etmek istiyordu. Hayatta kalan müritler yalnız daha sonradan Safevi Devleti'nin şahı olacak İsmail'i kurtarabildiler ve onu Lahican'a getirdiler. Sultan Rüstem Akkoyunlu arazilerine haber yayarak İsmail'in bulunmasını ister. Lakin Akkoyunlu'da yeniden başlayan iç çekişmeler ve taht kavgaları buna engel olur. Artık bütün Safevi tarikatının kaderi daha 6 yaşında olan İsmail'in ellerine kalır. Yıl 1499'a geldiğinde Akkoyunlu Devleti'nin içindeki iç karışıklıklar daha da artmış, taht için çekişmeler daha da büyümüştü. Bunu gören İsmail daha 13 yaşındayken Gilan bölgesine hareket eder ve onu burada 1500 kişilik Kızılbaş ordusu karşılar. Akkoyunlu baskısı yüzünden burada çok kalamayacağını anlayan İsmail, yanındaki Kızılbaş kuvvetleriyle beraber Erzincan'a hareket eder. Erzincan'a ulaşan İsmail, Anadolu'nun dört bir tarafına haber yayarak bütün Kızılbaşların, Şii Türkmenlerin kendisinin etrafında birleşmesi için çağrı yapar ki bu durum Osmanlı Devleti için tehdit oluşturmaya başlaması demektir. Kısa zaman içinde 7000 kişi toplanır. Erzincan Kurultayı başlar. Afşar, Çepni, Şamlı, Dulkadirli, Tekeli, Rumlu, Kaçar, Varsak ve diğer aşiretlere mensup Kızılbaş Türkmenler İsmail'in gücünü kısa sürede arttırmıştır. Şah İsmail kurulacak devleti bu bölgede ilan etmek istemiştir. Fakat II. Beyazıt'ın aldığı önlemler onu önce Şirvan Şahlar üzerine sonra Akkoyunlu ülkesine yöneltmiştir. Nihayet İran'daki parçalı siyasal yapıyı faydasına kullanan İsmail 1501'de Nahçıvan yöresinde Elven diyenerek Tebriz'e girmiştir. Her iki devleti de mağlup eden Şah İsmail 1501'de tahtın başına geçmiştir. Akkoyunlu ailesine ve Sunni kalmaya direnenlere büyük bir katliam yapmıştır. Şiiliği resmi mezhep ilan ederek 12 imam adına hutbe okutup para bastırmıştır. Ayrıca Şah İsmail hızlı bir Şiileştirme politikası uygulamıştır. Hakimiyetini Irak, Acem, Fars ve Kirman bölgelerine yayan Safeviler 1509'da Bağdat'ı da ele geçirmiştir. Sonunda tarikat yıllar süren politik oyunlar ve savaşlardan sonra devletin ta kendisi haline gelmeyi başarmıştır. Şimdi sırada Osmanlı Devleti vardır. Lakin Osmanlı Devleti doğrudan savaşta yenilemeyecek kadar güçlüdür. Önce zayıflatılması gerekmektedir. Dönemin Osmanlı Padişahı II. Beyazıt, Şah İsmail'in Anadolu'ya gönderdiği müritlerinin faaliyetlerinden rahatsız olmuştur fakat ilerleyen yaşından ötürü sessiz kalmayı tercih etmiştir. 1511'deki Şahkulu isyanı Osmanlı Devleti içerisindeki taht kavgalarına denk gelmiş ve Anadolu'daki Kızılbaş faaliyetlerinin zirvesini oluşturmuştur. 1512'de saltanatı devir alan Yavuz Sultan Selim babasından çok daha agresiftir. Batı ile olan sorunları halletmiş ve yönünü doğrudan doğuya çevirmiştir. Yaklaşan Şii tehlikesine karşı Sunni mezhebini ülkede bürokratikleştirip devletin resmi mezhebi yapmış ve Şiiliğin dolayısıyla Safevi tarikatının kendi reyasını etkisi altına almaması için sert önlemler almıştır ki Osmanlı ile Safeviler arasındaki kavga dini değil, zaten özünde politiktir. Safeviler İran'da olduğu gibi Anadolu'da da tarikat öğretisini kullanıp ilk önce bölgedeki Türklerin tamamını kendilerine çekmeyi denemiş ama Yavuz'un önlemleri sayesinde tarikat öğretisinin Şiiliğin tam karşısına konuşlandırdığı Sunni ekol sayesinde bu başarısız olmuştur. Hal böyle olunca da artık savaş kaçınılmazdır. İki devlet 1514 tarihinde Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya gelmiştir. Savaş Safevilerin yenilgisiyle sonuçlanır. Ayrıca Özbekler de Horasan'ı yeniden işgal etmişlerdir. Şah İsmail'in 1524'teki ölümü yerine Şah Tahmasp geçmiştir. Şah Tahmasp 1555 tarihli Amasya Anlaşması ile Osmanlı tehlikesinden bir süre kurtulmuştur. Ancak 1576'daki vefatına kadar doğuda Özbekler ve batıda Osmanlılar ile mücadele etmiştir. Tahmasp'tan sonra sırasıyla II. İsmail ve Muhammed Hüdabende tahtın başına geçmiştir. İlerleyen süreçte 1. Abbas'ın tahta geçmesiyle birlikte Osmanlılar Azerbaycan'dan çekilmek durumunda kalmışlardır. 1. Abbas 1629'da vefat edince Şah Safi dönemi başlamıştır. Safevilerin Van'a yürümesi 4. Murad'ın Revan seferine yol açmış, Bağdat seferi sonucunda imzalanan Kasr-ı Şirin anlaşması ile ülke Osmanlılarda kalmıştır. Şah Safi'den sonra gelen 2. Abbas da 1666 senesinde vefat edince çöküş süreci başlamıştır. Safevilerin etnik kökenleri meselesi günümüzde her ne kadar sulandırılmak istense de Erdebil, Türk kültürü ve Türk dilinin merkezlerinden biridir. Azerbaycan'ın meşhur tarihçilerinden Oktay Efendiyev ve Namık Musalı, Safevi Safevi hanedanının Türk olduğunu ispatlamıştır. Safevilerin Erdebil'de Türk kimliğiyle tanınması, şehirlerinin piri Türk diye anılması bu savı doğrulamaktadır. Öte yandan Safevi şahının soyu Türktür ve Akkoyunlu Türkmenlerinden Uzun Hasan'ın torunudur. Müritlerinin Anadolu Türkmenlerinden oluşması ve Şah İsmail tahta geçtiğinde destekçilerinin Anadolu Türklerinden Kızılbaşlar olması bu konuda oldukça yeterli bir kanıttır. Öte yandan kaynaklarda Safevi padişahlarına Türkçe Han, Hakan denilmesi, Osmanlı ve Özbek sarayında kullanılan Şeyhoğlu bu olguyu daha da güçlendirmektedir. Devlet bünyesinde çeşitli halklar olmasına rağmen üst düzey yöneticiler Türkmenler olmuştur. Bazı bölgelere güç toplamak için yollanan elçiler de Türklerdir. Ayrıca ana dilleri Türkçedir ve günümüz Azerbaycan Türkçesinin de özünü oluşturmaktadır. Bir tarih videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım Safevilerin Türk olup olmadığı konusunda kafası karışanlara bu video yardımcı olmuştur. Timur ne kadar Türkse Safeviler de o kadar Türktür. Yorumlara sabitlediğim sosyal medya hesaplarıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha fazla tarih ve video için beni takip edin.